Evet efendim, Ne Haber bölümümüzde yurttan ve dünyadan çeşitli haberlerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ne Haber başlıyor. Malum gündemimiz yerel seçimler. Türkiye aradığı birlik ve beraberliği, bütünleşmeyi kötü kaldırım yapmakta buldu. Evet, bugüne kadar hiçbir partinin çözüm üretemediği, çözümünü bulamadığı, hiçbir belediyenin çare olamadığı bu sorun derinleşerek devam ediyor. Özellikle engelli vatandaşlarımız için sokağa çıkmak, kaldırımda dolaşmak, bir yerden bir yere gitmek neredeyse imkansız hale geldi. Demek ki kaldırım mühendisliği çok da dalga geçilecek bir meslek değil. Değerli seyirciler, bazı özel ilköğretim okullarının fiyatları 50 bin lirayı geçti. Evet, yanlış duymadınız. 50 bin lirayı geçti. Şimdi bunu duyan veliler ellerine hesap makinelerini aldılar. Bir çocuğun eğitimi aşağı yukarı kaça mal olacak onu hesaplıyorlar. Hiç boşuna yorulmayın efendim, ben söyleyeyim. Yaklaşık 1 milyon lira. Şimdi soru şu. Faize mi yatıralım, çocuğa mı? Ve sırada en ilgiyle beklenen, izlenen, takip edilen bölümümüze geldi. Komik siyasi haberler efendim. Şimdi de komik siyasi haberleri sunuyoruz. Evet, komik siyasi haber köşemizde bu kadar. Gördüğünüz gibi gündem gayet yoğun. Sırada özel bir haberimiz var. Dünyanın en yaşlı insanı Türkiye'de bulundu. Evet, Türkiye'de bulundu ve şimdi benim stüdyo konuğum olacak. Naime teyzeyi yanıma davet ediyorum. Naime teyze. Evet, şu anda aldığım bir habere göre Naime teyzeyi malum benim gidip almam gerekiyormuş. Kusura bakmayın efendim. Evet, güzel de tarif ettiniz Naime teyzeciğim. Teşekkür ederim. Efendim, hoş geldiniz diyorum. Geçen gün yeni yaşınızı kutlamışsınız. Kaç yaşınıza bastınız? Ne bileyim oğlum, belli bir yaştan sonra saymadın ki ben onu. Bıraktınız saymayı ama vallahi taş çatlasa 180-185 falan gösteriyorsunuz. Sen de iyice çıtır ettin beni. Ay çok güldürme, böbreğim düşüyor arada. Öyle bir şey olursa siz beni uyarırsınız. Söylerim, söylerim. Peki yeni yaşınızdan iyi misiniz? İyi olabilir miyim bu saatten sonra, delir mi oğlum? Affedersin. Yeni yaşınızdan ne bekliyorsunuz? Vallahi ben artık kendimi beyazlar içinde göreyim istiyorum. Beyazlar içinde? Evet. Yani Naime teyze hala böyle gelinlik falan gibi mi? Yok oğlum, ne gelini be, kefenlik. Tabi canım, artık bu saatten sonra bir giyineyim de gideyim artık öbür taraflara. Ya tabi Allah gecinden versin diyeceğim ama daha ne kadar gecinden verebilir onu bilemiyoruz efendim. Peki niye bu heves? Bu kadar heves niye? Oğlum etrafımda tanıdığım kimse kalmadı be. Hepsi, hepsi kalktı gitti öbür taraflara işte. Ulan geçen gün şu Nurem var ya, kusura bakma, elimi şey ediyorum arada. Şu üç tarafı gösteriyorum. Geçen o Nurem karısının 40'ı çıkmış. Ulan çatladım vallahi hasedimden, biliyor musun? Bir de nispet gibi helva göndermiş bize. Şanslı yerli olsun. Yakın arkadaşınızdı herhalde. Nefret ediyorum herkeste. Şimdi bu ölüm konusunu açtık ama çok da öyle demeyelim. Malum torununuzun torununun torununu görmüşsünüz. Şimdi yani ne güzel onlarla birlikte vakit geçiriyorsun. Siz gidince ne düşünür, ne yapar o küçümenler? Ulan ne küçümeni be? En küçük torunum 85 yaşında. Tabii canım. Kucağıma işiyor aylaşım. Ama... Vallahi böbreğim yuvarlandı o tarafa. Vallahi gitti. Bu ne ya? O başka bir şey. Karıştırma onu. Neyi tuttum?
Şunu diyorsun. Bir. Buyurun. Bir Vallahi Naime Hanım, peki torununuzun adı ne, en küçük torunun? Ne bileyim be. Siz hakim değilsiniz. Bana ne? Kim ne doğurdu bilmiyorum ki. Yani Naime Hanım, Allah canınızı almasın. Açsın ulan. Allah Allah. Oğlum bana şöyle şeyler söylemeyin. Tövbe de Aziz ya. Ama niye öyle diyorsunuz şimdi? Belki bir bakarsınız aşk kapınızı çalar, bir bakarsınız aşık olmuşsunuz, birisi kalbinizi çarptırır. Çettirmesi mümkün değil artık. Efendim? Çettirmesi mümkün. Hiç konuşamıyorum bile. Beni niye çıkarttınız? Yok öyle demeyin. Biz anlıyoruz. İyi mi? He. Deme. Çarptırması mümkün değil. Değil. Niye? Mümkün değil oğlum. Benim bütün damarların tıkalı. Damarlar yani kalbiniz kapalı değil, damarlar kapalı. Damarlarım kapalı. Kalbim atmıyor ki, benim 40 sene oldu. Peki nasıl devam ettiriyorsunuz hayatınız? Bluetooth'la. Hadi içeride. Kalbi kulise koydum oraya, onu kutuya koydular içeride. Sarsıcı bir gerçekliğiniz var Naime Hanım. Merak ettim, gençliğinizi kim bilir ne canlar yakmışsınızdır. Var mı bir fotoğraf bizle gençliğinizi paylaşabileceğiniz? Ay canım benim, ay canım o güzelim. Yoktu ki benim ya zamanımda fotoğraf makinesi. Ama o zaman... İyi misiniz? Değilim. Bak ikide bir bana aynı soruyu sorma. Ama bir şeyler oldu. Bir ses çıktı. Bir şey oldu. Ama ben normal çalışamam ki artık yani. Bende arada bir ses de çıkar, bir şey de çıkar. Bir şeyler oluyor. Ben anlamıyorum ki artık. Şimdi benim bir duvar resmim var tablette. Ha, teknolojiyi de takip ediyorsunuz. Tablete indirdiniz fotoğrafları. Yok. Bak yine öldü. Ben... Yok, anladık biz. Yok dediniz. Şey, taş tableti diyorum. Tabii, bizim o zamanlar şöyle bir kalktır beni arkada. Ne yapayım efendim? Aman boş ver. Kalk, ben. Şöyle, ha. Şöyle edeyim. Bizim o zamanlar mağara büyücüsü vardı. Adı neydi onun? Ne bileyim ben oğlum, bana isim sorma şimdi. Bak o zaman beni resmetmiş. Bakayım. Ay ters tutmuşsun. Dur, bak. Gördün mü? Benim işte. Bu sizsiniz. Mızrak tutuyorum. Ha, mızrak mı o? Avlanıyorum orada. Avlanıyorsunuz. Pardon, ne avlıyorsunuz acaba? İşte ilk kocam bak bu. Mızrağı atıyorum. O mu ilk kocanız? He, Şemsettin Neandertal. Bizim soyadımız niye? Öyle mi? Tabii oğlum, öyle. Vallahi ama tuttuğunuzu koparan biriymişsiniz. Tabii öyle. İşte bizim Sayime'nin bir sözü var. Diyor ki... Beni yiyor. Şey diyor, iki gönül bir olunca diyor, samanlık seyran olur diyor. Sayime diyor. Sayime tabii. Ya olur mu canım? Atasözü değil mi bu? Ulan Sayime ne zamandan beri at oldu be? Benim rahmetli arkadaşımdı o benim. O zaman o sözü söylediği gün dinozor onun üstüne bastıydı da... O zaman öldüydü o. Başına gelmedik kalmadı o Sayime'nin. Trajik bir son. Trajik son. Ama o zaman çok kalan olurdu dinozorun altında. Evet, peki son bir sözünüz var mı sizi izleyenler için? Ver. Al canımı be Allah'ım be. Hadi be. Bana bak, bir gün cenazem olursa sen de gel, olur mu? Cenazeme gel, ölümü gör. Ne? Espri, espri yaparken kaçtı tabii. Ne kaçtı? Altıma işedin. Ay. Ne yapayım oğlum? Bu saatten sonra evet, çok... be. Çok gülünce böyle aşırı reaksiyonlarda... Ya o kaçar, ya organım kaçar artık. Bir şeyler oluyor. Peki, gördüğünüz gibi efendim Naime Hanım'a ayrılan sürenin daha sonuna gelmemişiz. Fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim ne haber? Yeni gündemleriyle tekrar karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle.